Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Hearts of Iron'ın yeni bir bölümüyle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümle. Bu amca Aksis'e 2 fokus sonra girecekti. Ben bunu şimdiden almak istiyorum faction'ıma. Direkt gelsin, zaten kabul ediyormuş. Şöyle alalım seni faction'ımıza. Gel artık. Invite faction attım sana. X7 lan. Şunu not alayım. Çocuk, seni tokatlarım be. Benim sabrımı zorlama. Neyse. Şimdi bir hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Ne yaptık? They will crumble alone. Bence de. Onlar öyle takılsınlar orada kendi kendilerine. Şimdi Danzig Orvor'a gidebiliyoruz ama daha çok erken. Daha hazırlanmam gerekiyor. Alsaslıların'a claim atmama hiç gerek yok bence. Şahsi fikrim bu arada. Innaval'da rüya armıntı yapıp bekleyeceğiz. Yani daha iyisini yapamayız. O yüzden oturup ağlayacağız yani. Bu hızlandırmayı düşünmüyorum, bu videoyu kesmeyi de çok düşünmüyorum. Çünkü savaş zamanı zaten. Artiler açığımız kapandı. Tank açığının kapanmasına 1 yıl yazıyor, fakat 1 yıl olacağını düşünmüyorum. Daha kısa sürede olacağını düşünüyorum. Çünkü hem daha bu hızlanacak üretimi, hem 50 fabrika ve gelen fabrikalar da oraya gidiyor. Bir şey yapacaktım ben, ne yapacaktım? Aklıma takıldı şu anda bir şey. Benim bir şey yapmam lazım ama ne yapmam lazım bilmiyorum. Ben Blitzkrieg'i araştırmayı bıraktım sanki ya. Baksanıza şurada kalmışız. Sıkıntı. Uçağa bakacağım. Evet, uçak. Uçak. Daha önce şu Naval Airport'a gidelim bari. Nereden koparsam kardır diye bakıyorum açıkçası şu anda. Dockyard'ı. Tanklar burada. Tankların hafif dolmaya başladı. Bunları fulle. Yeni nesil fighter alabiliyoruz mu? Araştırıyorum zaten. O zaman bunu araştırıp devam edelim. Ya da Air Doctrine yerine bir normal bir doktrin istiyorum. Evet, istiyorum bunu. Uçak düşmem lazım. Şey, mesela şurada bir büyük bir havaalanı. Evet. Buraya medium bomber düş. Ne kadar alabiliyorsan medium bomber buraya al. Buradan Fransa'yı bombala. Birazcık daha dok yerde alalım. Özellikle tren raylarını bombala, supply'a götüremesinler. Dockyard'lar geldi elimize ekstradan. Donanmam kötü şu anda. 84 parça, minik bir donanmam var. Yani bir boşluk bulup bir anda İngiliz'e çıkmamaya yeter bence. Ama tabii emin olamıyorum. Bana petrol lazım, petrol. Şu... Bu muydu? Ama fuel kapasite veriyor. Benim fuel kapasiteye ihtiyacım yok. Benim fuel'e ihtiyacım var. Rus'tan çekeceğim. Rus'a ben bir improve falan atayım. Bir Rus'la bir aramız düzelsin. Molotov-Ribbentrop Pact. Bak, şeyi garantiliyor diye gözüküyor değil mi? Bu adam buradan eksi stability yiyecek. De çünkü salak. O başka bir nedeni yok. Tabii ki de Fransa'daki orduya saldırma emri vermeyeceğim. Onlar tutacaklardır. Zaten üçlü fort var. Onlara o bol bol yeterse. Anlamadığım bir şey var. Mesela bazı ülkelerde beşli fort sınırı var. Bazı topraklarda falan. Yani ben mesela Çekoslovakya oynuyordum. Bana beşli fort sınırı koymuştu oyun. Neden olduğunu asla çözemedim. Ne kadar kalmış? 160 güne açık kapanıyor. İyi. Şeyler zaten burada görev yapıyor. Benim... Ya burada nasıl 10.000 uçak falan basıyorlar ya, bir bilen bir arkadaş falan varsa ya yazsın yani. Ben anlamadım, nasıl 10.000 tane uçak falan basıyorlar 40 yılında ya. Ben işte gördüğünüz anca 2.3k basabildim. Neyse, sonra asasörlerine claim'imizi atıp savaşa girelim de. Bakın, ben 2k uçak basabildim. Bu 1.5. Bu hemen hemen 2.5 civarı, bu da benim kadar basmış İngiliz. Rus da hemen hemen benim kadar basmış. Daha da adamlar ne yapıyor? Ben hala çözebilmiş değilim ya. Hadi. Oha lan, bir dakika. Lazım al. Hepsini al.
Oil processing. Oil'e çok ihtiyacımız olacak. Çok hızlı bitecek çünkü. Tanlık üretimini bayağı bir arttırmışım. 100 gün olur. Olur 100 gün olur. Fox biter sonra Danzikor War'a giderim. Zaten Danzikor War eğer 70 günlükse aynen. Aynen buradan start diyelim. Danzikor War. Evet, savaşa gidiyoruz. Alsasuren'den umarım delemez beni. Uf, burada ne yaptın Mussolini sen? Benim kadar division olacak hayvan herifin. Yuh. Uçağı da varmış baya. Ondan da petrol falan dileneceğim zamanı gelince. Ne yapıyor? Birlikleri falan ayarlıyor kendince. Bayağı bir birliği var ya Mussolini'nin. Ama ya ihtiyacım olana kadar savaşa dahil etmeyeceğim. Sen neden gelmiyorsun ya? Ha, Jacobin falan Civil War var. Doğru. Tamam, bu Proaxis Government'dan bir 3-4 fokusa falan gelir benim yanıma. Bakalım bunun ne kadar kalmış. Bunda şu iki var. İki tane fokus. Az var ya. Kimden alabilirim? Republic of China'dan alalım. Şunun tank üretiminin maksimum düzeyde olması gerekiyor ki bitmesi lazım. 44 gün. Olur. Hepsinin ağzına kadar dolu olmasına gerek yok. Şu ne kadar vuruyor benim tanklarım? Bakalım. İyi, 800 breakthrough, 400 soft, 200 hard var. Güzel, yeterli. Bana yeter. Çoğunda fazlasına gözüm yok. Gemi şey almadım. Şunu artık service by requirement'a geçirelim. Lazım olacak çünkü. Ground support alalım. Navy'ye bir şey almayacağım. Böyleyiz. O zaman savaşımız başlasın yavaştan. Şöyle 3 hızda yapacağım savaşı. Mesela şöyle bir. Şimdi benim buna şeyi kabul etmesin. O zaman ben sana declare war atarım. Fransa'nın girmesini bekleyeceğim. Evet, Fransa da girdi. Hemen bunu bypass yapıyorum böylece. Around Maginot gideceğim. Şöyle başla, şunu başla. Angetreten. Kazanırsın sen, kazanırsın çocuğum, kazanırsın. Sen de ne an kazandın bak, geldi mi? Evet. Şimdi tanıkı şöyle yapacağım. Yani söyleyeceğim ve başlatalım zamanı. Zaten direkt deliyorlar. Ondan sonra bakayım daha şeyleri başladı çağırmaya. Bir şey göndermiş, alalım tank olabilir çünkü bir tank açığım var, bir de medium bomber var. İkisinden birini gönderdi. Şimdi delemiyor zaten. Delebilecekleri başka bir yer yok. Tanklar delemiyor abi. Tanklar neden delemiyor? Infantry yoksa tank. Abi 1000 vuruyorsunuz, siz şaka mı yapıyorsunuz? 1000. Ya 1000 vuruyorsunuz oğlum. Vuru değil. Bayağı 1000 vuruyorsunuz. Hah, çağırdı herkesi. Danzig joins the right. Güzel, şimdi Danzig bize katıldı. Ben şu line şöyle uzatıyorum. Şöyle devam edelim saldırıya. Şu tanklar bir ilerleyebilse onları durduramazlar bir daha. Bakın. Ve hadi del artık, deldi. Tam bundan sonra artık yürümeye başlayabilirsiniz adamların ülkesinde. Hepiniz farklı yollardan fethedin hemen. Burada 55k da çok ya. 108k'ya 55k kötü bir trade bence. Ben artık uçak, yani bir zahmet. Şunu da East Indies'den alamayacağız, o yüzden Siam'dan alalım alabildiğimiz kadarıyla. Şunu sil hocam ya, ne yapacağım onu? Sen neden saldırsana. Polonya'nın düşmesine nasıl çok var ya, Krakow'a girmediniz mi? Krakow nerede abi? Almışım, tamam, Krakow'u da almışım. Tank paket yedi abi, onu bir düzeltmem lazım. Birazcık kötü oynuyorumdur bu arada. Bunu kesinlikle kabul ederim.
Burada defansları falan çok yüksek benimkilerin. Adamın askerleri bayağı çok. Mesela şunu şuradan saldırsam alamıyor, bir zahmet alamazsın zaten. Burada arkadan kapatıyorlar, siz uyuyunuz, siz uyuyorsunuz. Uyumayın abi, uyumayın. Lan aggression'ı mı silsen, ne yaşıyorsun ya? Seni öldürürüm Macar. Zaten bak geliyorsun benim faction'a doğru. Saldırın abi ya, ofansife mi verem illa saldırabilmeniz için? Bu tankın petrolü yakında biter ya. Yani alabiliyor ama şimdilik alabiliyor. Al abi şurayı. Hemen. Al 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 al. Aldık. Hadi. Şu fokus bitmeden önce bitmesini istiyorum Polonya'nın. Şu plo alırsam iş biter. Saldır saldır. Plo bittiğinde iş direkt bitecek. Around Maginot'u gittik, şimdi adamlar hazırlıklı olacak ya. Şu kısma gidelim. Şunu alamıyorum. Yo, hala alamıyorum ya. Dalga mı geçiyorsunuz abi? Alsanız artık şunu. Petrolüm bitti. Non aggression at. Sonra bir de request land this fuel. Atmıyor mu? Yuh ya, ayıp ayıp. Bak Rus bence gönderir. Ne diyorsunuz? Rus da mı göndermiyor? Petrolü bir şekilde bulduk. Şimdi ben Rus'tan petrol çekeceğim biraz. United States of America'dan da birazcık çekeceğim. Bu arada consumer'ım neden bu kadar fazla abi? War economy. Çok fazla consumer yiyoruz abi. O neden? 260 fabrikanın he. Güzel de geçen gün. What the fuck abi? Nasıl bir kafa? Ondan sonra şu orduyu şuraya çektim, şunu şuraya çektim. Havayı bir tık elime almış olabilirim. Söylemenize gerek yok. Her yerden bombalanıyoruz ya. Adamların ülkesini de bombalayamıyoruz. Bir tık sıkıntıyız. Sıkıntıdayız şu anda. Denounce the versus. Tabii ki de ne sandın? Askerler dizilsinler direkt zaten. Bunlara bir saldırı emri vereceğim ofensif olarak. Siz aynı şekilde şuraya, tanklar da geldi. O zaman declare war atalım. Declare war'umuzu attık. Tank birliklerinin hepsini Amsterdam'a girdikleri anda zaten ülke düşüyor. Amacım da bu. Direkt Amsterdam'a sokacağım ama petrol lazım bana. Petrol bitmemesi lazım. Petrol bitmezse tanklarım deler direkt oraya. Sadece bir tane tank division'ı saldırıyor ne içmekse. Yo, hepsini saldırması lazım ama sadece bir tane saldırı olarak çıkıyor. Anlamadığım bir şekilde sadece bir tane tank division'ı saldırıyormuş gibi çıkıyor. Dur abi, bir petrol de olsun. Dur bir daha saldır. Evet, mecburen vereceğiz ama geri alacağım zaten Sovyetlerden, o çok sıkıntı olmaz. Şunlar bana yavaştan katılmaya başlayacaklar. Şunun bir fokus kalmış. Gerçi bir fokus da gelir mi gelmez mi orayı bilemem ama şuradan Woven Workers'a çevir. Neyse, fighter üretimim, tankım var mı? Tankım da var bayağı. Amsterdam'ı hala alamadım. Çok kötüyüm. 400k'ya 170k kayıp. Ve İtalyanlar falan savaşta yok. The Black Devil killed over Benelux region. Uçağımı düşürmüş ya sanırım. Bir tane ünlü bu... Sovyet hayır. Sovyet.
Neden? Adamla sen savaşacaksın ki. Neden abi, Amsterdam bu kadar zor değildi. Ya bir bug'a girdi. Hiçbir tankım saldırmıyor şu an be ya. Hah. Düş artık. Düş. Ayıp yani. Heh. Tamam. Güzel. Güzel. Şu research'ı yapalım. Aynı şeyi Belçika'ya da uygulayacağım. Fakat Belçika'da şöyle bir taktik izleyeceğim. Şunları şuraya koyacağım. Bir yerleşsinler yerlerini bekliyorum. Yerleştiler. Hemen hemen. Bütün tankları buraya istiyorum. Hepsine. Hepsi şuraya gelsin. Hepsi gelsin. Buradan delip Fransa'nın içinde yürütüp anında Fransa'yı düşüreceğim. Şu anlık planım bu. Never Surrender gibi bir buff'ları falan var mı ya? Yoktur herhalde. Umarım yoktur. Gene normal konvoyu kesiyorlar deli gibi. Ben bir şuraya avoid yapayım da. Şöyle declare war atıyorum. Evet, katıldığına göre şöyle bir front line çekeceğim. Sana saldırı emrini verdim. Sana da declare war attım. Şu ordu vardı. Bu orduyu buraya saldım. Şimdi bu askerleri önce şuraya gireceksiniz. Ondan sonra sen limanlardan gide gide buraya git. Sen şuraya git. Sen Paris'e gir. Sen şuraları dolaş, ondan sonra Paris'e gir. Sen düz Paris'e girip şuraları dolaş. Vichy falan. Vichy'yi kurmayacağım bu arada, Vichy Fransa'sını. Bu arada yoktur bir tanesi. Bir tanesi daha Paris. Bir tanesi daha Bordeaux. Siz de takılın işte oğlum. Ne? Bütün emirleri ben mi bekliyorum? Zaten hemen deldiler. Yani delmek üzereler, deldiler. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyecekler. Şuraya birazcık daha uçak koyacağım. Belçika çok önemli değil. Belçika'dan sonra kalınca da tek başına yiyebilirim. Belçika ona bir şey yapamaz. Paris aldık. Fransa düştü. Fransa düşürdük. No Germany Conqueror All şeklinde yaptık. Burada bir ne var? Belgian Kongo askeri var ya. Bu çağırırsa Kongo'yu sıkıntı. Öyle söyleyeyim. Ama Kongo'yu her türlü çağıracaktır yani. Ona eminim. Yani siz boşu boşuna şurada takılmayın. Siz gidin abi. Siz saldırın hemen, alın. Yani direkt işgal edin abi. Ben bekliyorum. Rudolf Hess öldü. Hemen Rudolf Hess yerine kimi alıyordum ben? Bunu alalım. Evet, Belgian Kongo'yu da çağırdı ama onun askerleri öldü orada. İyi oldu. Alliance with Spain yapıp benim faction'ıma girmesini sağlayacağım İspanya'nın. Bayağı işimize yarayacak. Total mobilization üstüne bir de Woven in Workforce alamıyorum. Sıkıntı. Birazcık ayo azalmıyor. İyiymiş. Evet, Belçika Fransa'dan daha zor olayıcıymış. Şu an Alliance with Spain fokusuna gidiyoruz. Gene bir yerlerde konvoyumu kesiyor adam deli gibi. Ben de yavaştan 110 gemiye çıkmışız ama çoğu submarine. Yani çok şey değil ama gene almama yardımcı olur English Channel'da. Bir saniyeliğini alsam şu Brest kısmını alsak ve adamların ülkesi çıktığım anda iş bitiyor. Yani tabii önce şuradaki pukutlarımı bitirmem gerekiyor. Gerçi pukutu değil, adamların ülkesi orası ama olsun. Ya en kötü çok zor bir duruma girersek şeyleri yanıma alırım. Zaten şu birazdan bitirecek. Bunlar da yavaştan bana katılacaklardır. Bu da Winter War ya yapmadı. Sovyet hayatını yaşıyor şu anda. Evet Ali'cim, seni almayacağım. Evet, şimdi marin basmadım. Normal birliklerle çıkmaya çalışacağım. Şimdi siz bir önce abi hepiniz bir şuraya gelin. Tamam. Siz şurada bir araya defense yapın. Şuraya da yapın, şuraya da yapın. Tamamdır. Siz şöyle bir araya defense ekibisiniz. Siz saldıracaksınız. Bunu
Bunların değil, şunların yerlerine gitmelerini bekleyeceğim. Hatta onlar gidene kadar ben bir yavaştan şöyle ikili ikili naval invasion atacağım. Şöyle siz ikiniz de. Şöyle yapacağım, burada yine saate bakmadım ya. Yine uzun bir video olacak. Böyle Brest çıkartması. Şuradan da sonuncu çıkartmamız. Bunlar şimdi burada hazırlanacaklar. Hem yine konvoylarımı kesiyor ama beşerli onarlı kesiyor ya. Yani bir sıkıntı gibi o. Şimdi ben donanmayı bir tek parça haline getirip hepsini tek bir yerde birleştireceğim sonra sizi. Çok yanlış bir şey yaptım. Oo, gidiyorduk va. Neyse. Allah, ekranda ne var? İyi, yeni uçak da gelmiş. Hepsini merge. Bir tane de komutan. Şuraya atı ama hiçbir şey yapmasınlar şimdilik. Zaten daha bunlar hazır değiller. Naval'ı alırım. Yeni uçak 1200 gün. Tabii ki de ben de 1200 gün olan şeylere basmayı çok severim, biliyorsunuz beni. Şimdi yeni bir artileri araştırıyorum. Şu alıyoruz. Hala fighter'da açığım var. O da normaldir. Normal bir şey, normal bir şey olarak karşılıyorum. Şu ikisini de şuraya al. Şunları şuraya koy. Şunu da şuraya koy, bombalasın. Evet, normal olarak limanı tutuyor. Tanklar falan hepsi hazır da beklesin hatta şöyle. Surrender. What the fuck? Eyvallah hocam ya. Adamsın. Şimdi preparingleri bitsin, ondan sonra zaman kollayacağım. Ammunition gel. Olur olur. Yani tabii gidebildiğiniz zaman gidin yani. Şu gemileri açalım. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Şu az bir şey gemi kaldırsa, bir böyle 70 gemiye falan düşse direkt şey yapacağım ya. Winter War başladı bu arada. Aynen öyle, Winter War başlamış. Bir deneyelim bakalım, bir gemileri koyalım ne olacak. Ama gemiler hazır değil. Repairing. What the fuck hocam, neden repairliyorsun? Oh, 10 tane aldım, 10 tane hepsi. 30 tane dock yardım varmış. Hepsi submarine bu suya. Gemilerimin yarısı submarine zaten. Hazır oldukları gibi çıkartacağım. Şöyle bir 3 güne falan hazırlar anladığım kadarıyla. Bunu da anlamam. 3 güne falan hazır olur. Tamam, son bir gemi kaldı, ondan sonra bir çıkartacağım. Bir saniyeliğine çıkartacağım. Aa, çıktılar. Vallahi çıkıyorlar. Çıkıyorlar, aldık. Ama çıkabildiler mi? Çıktı, bir çıkabildiler. Çıkabildiler. Ama donanmayı elime alacağım gibi hissediyorum. Ama donanmayı şu anda bırakamam onları. Şu iki yerde çıktıklarında şurası paket olacak. Evet, normal olarak limanları tutuyormuş. Hemen şuraya saldırtalım. Aa, hayır. Düşündüğüm şeyi yaptım. Şurada ben bir kapat denemesine gireceğim de abi, öldürme onu, öldürme ya. İşte marine basmazsanız böyle oluyor arkadaşlar. Şunlara ben bir force attack vereyim, belki çıkarım. Hiçbir fikrim yok. Ben naval invasion'larda çok kötüyüm. İngiliz donanman, İngiliz hava kuvvetlerinin içinden geçmişiz. Güzel. Ama onlar da benim donanmayı birazdan yok edecek. Yok.
başarısız bir Operation Sea Lion oldu gibi. Hemen bir şu Glasgow tarafına bir çıkartma. Şu Norwich kısmına hatta. Glasgow kısmı da çok yukarıda kalıyor değil mi? Hemen şu tarafa bir. Bak şöyle bir çıkartma ayarlıyorum. Şöyle ve şöyle bir tane de buraya bir çıkartma ayarladım. Bunlar öldüler çünkü bunlar da çıkamayacak gibi duruyor. Çıkamadık, evet çıkamadık, çıkamadık. Ve donanmam yok oldu. Evet, yok olmadılar, sadece repair'e girdiler. Donanmadan hiçbir şey batıramaması açıkçası güzel oldu. Şimdi iki tane denizde hakimiyet lazım bana. O çok daha zor bir iş. Ve darbe hazırlığına giriyorlar ya. Ha bir de Rajmaş falan şimdi şey yapacak. Ülke alacak. Ya ülke alacak ne ya, Major olacak. O daha kötü bir senaryo. Benim gemilerin repair'larını bitirebilirlerse çok güzel olacak. 1.8 mont ne ya, yapma. 1.5 ay yine. Yuh. Angetreten. Aha, İspanya'da bizim faction'a geliyor. Brezilya'yı influence'layıp bu adamı faction'ıma alıyorum. Bayağı iyi güçlüyüz şu anda açıkçası. Ama işte çıkamıyoruz adamların. Adaya çıkamıyoruz bekleyin. O şu repair yapan gemileri ben böyle seçip çıkartamaz mıyım ya? Abi hepsini bir repair aldım. Repair için 0 versem, no repair. Hani olmuyormuş. Olmuyormuş ya. Eğer repair yapmayın diyemiyor muyduk ya? Abi repair yapmayın istemiyorum ya, Allah Allah. Aa, ayıp. Aynen never repair desiniz hadi. Bir never repair ya. Never repair'ı seçtim. Abi adamlar yüzünden çıkamıyorum ya. Bir tane heavy kruvazör yüzünden çıkamıyorum. Heavy kruvazör mü ki, o ne? Böyle ona benzeyen bir şey işte. Çok umurumda değil yani. Hop. Ha. Tamamdır, çıktık. Şimdi ikinci çıkartmaya atıyoruz. Umarım tutar ya. Tutmazsa büyük sıkıntı. Aha. Aa, şeyler de savaşa girecek. İtalyanlar falan. Çünkü İtalya birazdan. Bak, Invade Greece gidiyor. Aynen. Gel.
Ya kim gelse kârdır diye bakıyorum açıkçası şu anda. Ve çıkmışız bu arada, ben fark etmemişim ama çıkmışız. Çıkartır bir şey, çok iğrenç duruyor ya. Tankı getir oraya. O da çıksın abi. O bildiği de oraya koyalım. Londra'yı aldım. Ausrücken. Alamadım ama yo, aldım ya. Yani. Baya aldım yani. İngiliz hava kuvvetlerinin içinden geçtim. Donanma mı geçmiş benim? Aynen. Baya içinden geçmişim. İyi. Severim. Severiz. Bütün birliklerim orada ya, yani Fall of London da geldi, güzel, alıyoruz yavaş. Ben hemen size şöyle bir emir veriyorum. Şöyle hocam, nereye görürseniz ofensif alıyorsunuz. Siz de ofensif, siz de nereye görürseniz alın ya, hiç acımayın. Sen burada gemi savaşını şansa bala yürüttüm, çok da bala yürüttüm. Evet, çok bala yürüttüm. Donanma kaç hocam? 84. Oha, nasıl 84 parça? Ama hepsi submarin değil mi? Aynen, hepsi submarin hem de. Hepsi submarin. İyi ya, sıkıntı yok. Adamların hala çok uçağı var. Benim o kadar uçağım yok. Uçaklarda da hep açığımız var. Ama ittirebiliyoruz ya. O konuda sıkıntı yok. Zaten artık askerler geldi. Her türlü ittiririz bence. Şöyle seni kaldırayım ben bir. Bu arada video çok uzun oldu. Bunun farkındayım da. İzleyemiyorum, bir şey olmaz canım. Ne olacak? Bir şey olmaz. Hemen hemen ortalama bir... Aa, çok değilmiş. İyi o zaman. Hem siz de sıkılmamışsınızdır inşallah. Bütün donanma da burada çıkamamışlar. Şimdi bu İngiliz'i bitirdiğim anda sadece 351k kayıpla ve 500k düşman kaybıyla bütün allies'i almış olacağım. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa ya, bir rajmaj falan sıkıntı çıkartmazsa da, baksanıza şu Afrika'ya. Afrika çok korkutucu oğlum. Afrika'da büyük sıkıntı var yani. Ama ya, savaşa girecekler bu arada eğer bitiremezsem. İtalyanlar girecek savaşa. Abstand halten. İtalyanları zaten sevmem. Yok lan. Dur, ben hemen şuraya gireceğim. Tamam. Şuraya benim alabilmem lazım. Ayıp. Burada petrolüm var he. Baksanıza, hem de fabrika basabiliyorum. Oha. Tank hayır. Salmayın abi burayı. Liman var burada, manyak mısınız? Ya tabi zaten az çok bitiriyorsunuz da, bitirin abi, ondan sonra şey havanızı yapın. Bana ne ya? Şu limanı aldıktan sonra sıkıntı değil zaten. Şu tankın bir tık organizasyonu az gibi ama olsun. Liverpool'u aldık. Sen hemen iş gitti Glasgow'a. Glasgow'a gönderdim. Bitti savaş. Bu kadar. Ve büyük bir Almanya, ayrıca var ya bir Holy Roman kuralım. Holy Roman. Nerede Holy Roman? Greater German Reich mı? Hayır abi, ben şey imzalamıyorum ya, Triple T'de. Gross Deutschland mı daha büyük, Holy Roman mı daha büyük? Holy Roman'da ve bitirdik savaşı. Şeyler girmeden önce biz yaptık. Şimdi paslıyoruz hemen United Kingdom'a girelim. Raj ve Malaya'yı satellite'ladık. Şimdi donanması var abi, donanmasını kullanabilmek için şurada yaşatacağım onu. Puppet olarak.
Polish, take all states, free France. Tam papatı yoktu bunun. Ha varmış. Satellite'la. Onda Sardinya mı? Yok, Sardinya şey İtalyanların olandı. Korsika. Korsika'da papatladım bunu. Netherlands'in satellite yapıp take all states. Ne kadar take all states. Belgium gene satellite Congo take all states, take all states dedik. Ve Greater German Rai. Şurada kocaman toprağım oldu la. Ve bir Holy Roman Empire daha çok gibi duruyor ya. O at least 32 diyor. Royce Deutschland. Manpower ne kadar gelecek ona göre bir bakalım. Şöyle Ruslarına gidelim. İyi. Mis. Hala Naval Invasion var. Arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim. İkinci videoda Rusların icabına bakacağız. Bu arada Malaya'dan çok güzel şey geliyor. Ruslara çok büyük bir hazırlıkla gireceğim. Ruslar ne olduğunu şaşıracaklar o derece. Ayrıca çok dok yardım var be. Yani bayağı iyi uçak üretimimiz falan da var. Hatta ben bir şöyle ayarlayayım şimdiden. Bu kadar havaalanı yeterli olacaktır. Şurada bir katılamadı ha bize. Gross Deutschland'dan bir şey gelmedi ya. Ben bir unform yapıp bir Holy Roman kuracağım. Holy Roman daha iyiymiş. Ayrıca bakın fabrika sayısı arttı. Holy Roman Empire daha iyi. Uçak istiyorum hocam. Uşak. Ne savaşına girmek istiyorsun oğlum da? Bitti savaş, bitti bitti. Yine Malaya'dan alacağım her. Her şeyimi Malaya'dan alacağım. Her şeyimi. Ayrıca bakın 700k garisonum var. Onu da bundan toplayacağım da. Bu neden ben power almıyor ki kendine? Toplar mısın kardeşim? Mefo geldi. Efo geldi. 22 mi? Yuh. İşte ben bir de ben Slovenya'ya gideyim bari. Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitiriyorum. Eğer daha fazla hoydat videosu gelmişseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.